Mektubat Yazan İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat-ı Rabbani 41. Mektup Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Mevzu A. Sünnet-i Seniyye-i Mustafaviye'ye tabi olmaya teşvik. Ona salat ve selam olsun. B. Tarikat ve hakikatin şeriat tamamlayıcısı olduklarının beyanı bunlara münasip bazı şeyler. Not İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu Şeyh Derviş'e yazmıştır. Allahu Teala bizlere sünnet-i seniyyeye tabi olmakla süslenip güzelleşmek nasip eylesin. Hem zahirde hem de batında. Onun sahibine salat ve selam olsun. Resulullah ve onun pek temiz Ali hürmetine ona ve onun pak haline salat ve selam olsun. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Allahu Teala ona salat ve selam eylesin. O alemlerin Rabbi Allah'ın hatibidir. Her ne şey ki beğenilir, güzeldir. O şey matlup ve mahlup, istenen ve sevilin içindir. Bu mana icabıdır ki Allahu Teala Kur'an-ı Mecid'de şöyle buyuruyor. Şüphesiz sen büyük bir ahlak üzeresin. Gerçekten sen Resullerdensin. Sırat-ı müstakim üzeresin. Bu sırat-ı müstakimimdir. Buna tabi yolunuz. Çeşitli yollara uymayınız. Görülüyor ki Resulullah Efendimiz kendi şeriatının adına sırat-ı müstakim diye isim verdi. Onun dışında kalanları ise yollar olarak açıkladı ve onlara tabi olmaktan men etti. Resulullah Efendimiz şükrünü ishar, halka anlatmak ve onlara hidayet etmek üzere şöyle buyurdu. Hidayetin hayırlısı Muhammed'in hidayetidir. Rabbim beni terbiye etti. Edebimi de güzel eyledi. Batın zahiri tamamlar, onu kemale erdirir.'' İkisi arasında kıl kadar ayrılık yoktur. Bu manada bir misal verelim. Şöyle ki, dille yalan söylememek şeriattır. Yalanı hatırda gönülden silip atmak tarikat ve hakikattir. Şayet bu yalanı hatırdan ve gönülden silmek zorlama ve bir ameliyeyle oluyorsa bu tarikattir. Gayet kolay oluyorsa hakikattir. Batın olarak adlandırılan tarikat ve hakikat, şeriattan ibaret olan zahiri tamamlayıp kemale erdiren iki unsurdur. Bu tarikat yollarına giren saliklerde, süluk esnasında şeriatın zahirine aykırı şeyler zuhur ederse, bunu da açığa vururlarsa bu, o vaktin sarhoşluğu ve hal aleminin ağır basmasındandır. Bu makamı geçip sarhoşluk sıkıntısından ayrılık fezasına çıkarlarsa bu aykırı haller tamamen kalkar. O menfi ilimler tamamen yok olur ve gider. Mesela bu yolda bir taife sekir, mana sarhoşluğu icabı şöyle demiştir. Zati ihata vardır. Yani Allah eşyayı ve alimleri zatıyla kaplamıştır demektir ki Allah'ın varlığından başka varlık kabul etmeyen katıksız tevhid bilgilerinin görüşünün ifadesidir. Ve bizzat yüce mukaddes hakkı alemi ihata etmiş görürler. İşte bu görüş hükmü hak ehli ulemasının reyine aykırıdır. Zira onlar ihata-i ilmiye vardır demektedirler. Hakikate doğruya en yakın olan da ulemanın görüşüdür. Bu sofiye zümresi kendilerine göre şöyle derler. Onun için hiçbir hükümle hükmedilmez. Yani yüce zat için. Ama yine de ihata ve sereyan sözleri bir hüküm olur ki bu durum üstteki sözlerine aykırıdır. Ama yüce hakkın zatının şanı şu ayeti ile sabittir. Onun misli gibi bir şey yoktur. Mana böyle olunca o zatı için hükümlerden bir hüküm kesilemez. İşte bu makam sırf hayret ve bilmemezlik yeridir. Oraya ihata ve sereyan yolu nasıl düşebilsin? Anlatılan hükümleri söyleyen Sofiye tarafından özür bulma imkanı vardır. Şöyle ki, onların zaten muratları tahayyünü evveldir. Bunlar neden bu tahayyünün, müteyyine göre bir ziyadelik olduğunu söylemediler. O tayyünün zatın aynı olduğunu söylediler. Bu tayyünü evvelden vahidiyet diye söz edilir ki, bütün mümkünata saridir. Bu manadan bakılınca, zatî ihata hükmü sahih olur. Burada bilinmesin gereken bir incelik vardır. Onu öğrenmek gerekir. Şöyle ki, Yüce Mukaddes Hakk'ın zatı, ülema katında misli ve keyfiyeti olmaktan münezzehtir. Bunun dışında gibi görünen her şey zat üzerine bir ziyadeliktir. Hatta bu tayyün onlar katında sabit olsaydı bu dahi zat üzere zahit olurdu. Misli olmamak ve keyfiyeti olmamak dairesinin dışında kalırdı. Böyle bir ziyadelik ihatası içinde zati ihatadır denemez. Üste anlatılan manaya göre kıyas edilince kurup iki zatın beraberliğinin batıni marifetlere ve şeriatın zahiri ilimlerine tamamiyle ve kemaliyle uygun olduğu hatta aralarında kıl kadar ayrılık kalmadığı anlaşılır. İşte bu kemal ve tamam olma makamı velayet makamının üstündeki sıddıkiyet makamıdır. Sıddıkiyet makamının üstünde ise nübüvvet makamı vardır. Vahiy yoluyla Nebi'de meydana gelen ilimler Sıddık'a ilham yoluyla açılır. Bu iki ilim arasında bir fark hariç hiçbir fark yoktur. O farksa birinin ilhamıyla diğerinin vahidir. Durum böyle olunca aralarında nasıl fark olur? Sıddıkiyet makamının altında bulunan her makamda sekir halinden bir miktar vardır. Tam ayaklık hali ancak sıddıkiyet makamındadır. Bu ikisi arasındaki bir başka fark da şudur. Vahiy kat'i olup ilham zannidir. Şundan ki vahiy melek vasıtasıyla gelir, melaike ise masumdur. Onlarda da hata ihtimali yoktur. İlhama gelince, her ne kadar mahalli pek yüce, Menzili pek âlâysa da ki orası kalp yeri ve emir alemindendir. Fakat kalbin, akıl ve nefise bir miktar alakası vardır. Nefis her ne kadar tezkiyeyle mutma inne sınıfına girse de itminanıyla asla kendi sıfatlarından dönmez. Bu arada şunun da bilinmesi gerekir. İtminan halinin mevcut olmasına rağmen nefsin sıfatlarının kalmasında, çok menfaatler, sayısız faydalar vardır. Şayet nefis, sıfatlarının zuhurundan tamamıyla alınmış olsaydı, terakki yolu kapanırdı. Ruhtaysa melek sıfatı zahir olur, makamında zindana kapanmış olurdu. Şundan ki, ruhun terakkisi ancak nefse muhalefetiyle olacaktır. Nefse karşı muhalefeti olmayınca, terakki husulü nereden olacaktır? Seyyidül Kainat Efendimiz bir keresinde cihattan döndüğünde şöyle buyurdu. Küçük cihattan büyük cihada döndük. Görülüyor ki Resulullah Efendimiz nefisle cihadı en büyük cihat olarak anlattı. Bu makamda nefsin muhalefeti küçük derecede azimetli şeyi gerektirir. Yani şer'i emirleri yahut böyle bir vazifenin terk zımnında bir irade isarıdır. Zira böyle bir makamda, imkan nisbetinde öyle bir vazifenin terki tasavvur edilemez. Anlatılan terk zımnında bir arzudan nedamet, iltica ve tazarru hasıl olur. Yani yüce mukaddes saata böyle bir şeyden bir yıllık işin faydasına kavuşmak müesser olur. Hem de kısa bir an içinde Neyse biz yine mevzumuza dönelim. Sözümüz odur ki her ne zaman bir şeyde sevilen kişinin özelliklerinden ve ahlakından bir parça bulunur, o şey dahi sevilen kişiye bağlılık dolayısıyla sevgili olur. Bu mana icabıdır ki bir ayet-i kerimede şöyle buyuruldu. Bana tabi olunuz ki Allah sizi sevsin. Resulullah Efendimiz'e mütabaate koşmak mahbub olmaya götürür. Bu mana incabı olarak her akıllı öz sahibi kimseye gerektir ki Allahu Teala'nın Habibine ittiba etsin. Hem zahiren hem batinen yani içten ve dıştan Allahu Teala ona salat ve selam eylesin. Söz uzadı müsamahanızı temennimizdir. Kelamın cemali mutlak cemin zattan olunca güzelliği de artıyor ve uzayıp gidiyor. Bu manada şu ayeti kerime vardır. Söyle, Rabbimin kelimeleri için deniz mürekkep olsa Rabbimin kalemleri bitmeden deniz tükenir. İsterse bir misli daha yardıma gelsin. Sözü bir başka mevzuyu aktaralım. Bu mektubu getiren Mevlana Hafızı Muhammed ehli ilimden olup ayali yani geçindirmek zorunda olduğu çoluk çocuğu da çoktur. Maişet sebepleri de az olduğundan askere gidecektir. Onun için iltifat ve keremenizi saçıp kendisine yardım ve vazifesini yerine getirmesi için Reis Mansur Emir'in akibi Seyyid ile konuşursanız aynı kereminiz olur.'' Bundan daha fazlasıyla başınızı ağrıtmayayım ve selam. 42. Mektup Mevzu Parlatmaların en faziletlisi, Yüce Hakk'ın zatından gayrına karşı duyulan sevgi pasını Resulullah'ın sünnetine tabi olmak suretiyle hakikati camiayı kalbiyeden gidermektir. Ona salat ve selam olsun. Not İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu şey Terviş'e yazmıştır. Allahu Teala size selameti verip var eylesin. Bilmiş olmalısın ki insan çeşitli alakalarla kirlenip mülessev olduğu sürece mahrum ve mecbur olur. Bunun için hakikati camia, toplayıcı hakikat aynısını mutlaka parlatmak gerekiyor. Bilhassa Aziz Celil Allah'ın zatından başkasının sevgisinin pasından. Bu arada bu pasın gidermek için parlatma usullerinin en faziletlisi Sünnete i Mustafaviye'ye tabi olmaktır. O sünnetlerin geldiği makama salat olsun. Anlatılan işin olması, nefsani adetlerin kaldırılmasına, zulmani usullerin atılmasına bağlıdır. Bu büyük nimete erenlere saadetler olsun.'' Bu üstün devlete ermekten mahrum kalanlara yazıklar olsun. Anlatılması istenen bir mesele var şudur. Pek aziz kardeşim merhum şey Kehvanoğlu Meyan Muzaffer halkın ileri gelenlerindendir. Büyüklerin soyundandır. Çevresinde çok yakınları vardır. Kendisi şefkatle muamele edilecek durumdadır. Bunun dışında başka neyle başınızı ağrıtayım? Selam size ve hidayete tabi olanlara olsun. 43. Mektup Mevzu Tevhidin şuhudi ve vücudi olarak iki kısım olduğu, bunun da fenaya bağlı şuhudi olanının mutlaka lazım olduğu, bunun dahi aynel yakin mertebesinde bulunduğu, bundan üstün olanın da hakkal yakin olduğunun beyanı. Bu münasebette sualler, cevaplar ve açıklayıcı misaller. Not İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu Seyyid Nakip Şeyh Ferit Buhari'ye yazmıştır. Subhanallah size selamet ihsan eylesin. Kulağın Hakk'a hayra karşı tıkanmasından korusun. Sizin için ayıp olacak şeylerden saklasın. Bilmiş ol ki bu taife-i aliye Tarikat ehli sofilere tarikat sülûku esnasında zahir olan tevhid iki kısımdır. 1. Tevhid-i şuhudi 2. Tevhid-i vücudi Tevhid-i şuhudinin manası şudur. Tevhid, zatın müşahadesi. Yani salik olanın müşahede ettiği şeylerde vahid zattan başkası olamaz. Tevhid-i vücudinin manası şudur. Salik bilir ve itikad eder ki mevcut varlık birdir. Ondan başkasını da itikat veya zan yoluyla var veya hakikate yok götürür. Ondan başkasını hakikatte yok bilmekle beraber bütün varlıkları o vahid zatın tecelli ve zuhur yerleri sanır. Tevhid-i vücudi ilmel yakin kalbilindendir. Tevhid-i şuhudi ise aynel yakin kalbilindendir. Bu tevhid-i şuhudi ise bu tarikatın zaruriyeti arasındadır. Zira fena hali onsuz tahakkuk etmeyeceği gibi onunla tahakkuk etmeden varlığın kendisinin bulunması dahi kolay olmaz. Tevhid-i vücudinin aksine ehadiyet müşahadesinin istilası onun dışında bir şey görmemeyi gerektirir. Tevhid-i vücudi böyle değildir. Yani o zaruriyattan sayılmaz. İlmel yakin bu marifet olmadan da olur. Şundan ki ilmel yakin yüce zatın gayrını yok etmeyin gerektirmez. İlmel yakin ondan başkasını bilmeyi yok eder. Burada bir misal verelim. Bir kimsenin güneşin varlığına yakınlığı oluyor. Bu yakınlığın istilası o vakitte yıldızların yok olup sürüldüğünü bilmeyin gerektirmez. Ama güneşin gördüğü zaman elbet yıldızları da göremez. Müşahadesinde güneşten başkası yoktur. Bu yıldızların görülmediği zamanda o kimse yıldızların yok olmadığını bilir. Hatta onların mevcut olduğunu da bilir. Lakin onlar kapanmış güneşin şaşalı nuruna mağlup olmuştur. Bu durumda hali anlatılan şahıs bir cemaate göre inkar makamındadır. Çünkü o zaman da yıldızların varlığını yok etmektedir. Ama o şahıs öyle bir bilginin gerçeğe uygun olmadığını da görmektedir. Yüce mukaddes saatin gayrını nef tevhide tevhidi vücudi, akla ve şeriata muhaliftir. Ama tevhidi şuhudi böyle değildir. Zira vahidin müşahadesinde muhalefet yoktur. Şöyle ki, güneş doğduğu zaman yıldızları nef yedip, onlar yoktur demek gerçeğe aykırıdır. Ama o zaman da yıldızları görmemekte asla aykırı bir taraf yoktur. Zira böyle bir şeyin olması, güneşin aydınlığının ağır basmasının ve bakanın zayıf görmesinin eseridir. Şayet o bakan kimse, güneşin nuruyla gözünü sürmelemiş olsaydı, onun için kuvvet hasıl olur, yıldızların güneşten ayrı bir durumda olduklarını görürdü. İşte bu görüş yani yıldızları güneşten ayrı bir durumda görmek hakkel yakin mertebesidir. Meşayihten bazılarının sözlerine gelelim. Bu sözler şeriatın zahirine muhalif görülür. Bazı kimseler bu sözleri tevhid-i vücudiye kadar götürür. Misal olarak Hüseyin bin Mansur Hallac'ın Enel Hak, Ben Hakkım sözüyle Beyazı da Bessami'nin sözünü de alabiliriz. Sübhani mazeme şani. Sübhan benim, şanım ne kadar yüce. Bunlara benzeyen daha başka cümleler. En uygunu ve en münasibi bu cümleleri tevhid-i şuhudiye indirip üzerinden de muhalefet gölgesini kaldırmaktır. Zira Sübhan Hakk'ın zatından başkası onların nazarlarından gizlenip halleri de ağır bastığından dolayı bu sözleri söylemiştir. Sübhanak'tan başkasının varlığını da ispat etmemişlerdir. Enel hak demenin manası şudur. Hak odur, ben değilim. Zira o nefsini görmediği için kendi varlığını ispata girmemiştir. Nefsini Allah'tan ayrı bir varlık halinde gördüğü için o haktır demiş değildir. Zira böyle bir şey küfürdür. Bu makamda şöyle bir şey denemez. İspatın olmayışı nefi gerektirir. Bu ise aynıyla tevhid-i vücudidir. Böyle bir şeye karşı şöyle diyebiliriz. Burada ispatın olmayışından nefi manası çıkmaz. Çünkü burası hayret makamıdır. O kadar ki orada tam manasıyla hükümler düşmüştür. Beyazıdı Bessami'nin Sübhani cümlesindense Hakk'ın tenzihi çıkar onu diyenin kendisi tenzihi değil. Yani nefsini tenzih etmemektedir. Çünkü tamamıyla nefsi nazarından düşmüştür. Ona hiçbir hüküm taluk etmez. Anlatılan manadaki sözler, hayret makamı sayılan aynı yakin makamında zuhur eder. Bu mertebeden yükselip, hakkal yakin mertebesine ulaştıkları zaman, bu gibi sözlerden kaçınırlar. İtidal sınırını aşmazlar. Bu zamanda Sofiya kılığına giren zümre için tevhid i vücudi yayıldı. Bilmezler ki kemal makamı onun ötesindedir. Ayın yerine ilimle, yani görmek yerine bilgiyle kanaat ederler. Meşayih'in sözlerini kendi hayal hanelerine indirirler. Vakitlerine onlara bir uydu bulurlar. Hallerine dayanarak sayarlar. Bu tahayyülatı da kesat pazarlarında revaç buldurmaya bakarlar. Tevhid-i vücudi şanında sarih olarak, geçmişteki meşayihten bu gibi lafızların çıktığını farz edelim. Bunun şu manaya hamledilmesin gerekir. İptida hallerinde ve ilmel yakin makamındayken böyle konuşmuşlardır. Sonra hal olarak bu makamdan terakki etmişlerdir. O zaman ilimden aynı, bitişten görüşe geçmişlerdir. Burada şöyle bir şey söylenemez. Tevhid-i vücudi erbabı yalnız vahid zatı bildikleri için ancak vahid zatı görürler. Durum böyle olunca onların aynel yakin makamından da bir nasipleri olur. Böyle bir şey söylenecek olursa şöyle deriz. Anlatılan tevhid erbabı ancak şuhudi, misali görünen benzeri olan tevhidin suretini görürler. Bu tevhid halinin kendisiyle tahakkuk etmemişlerdir. Hakikatte şuhudi tevhid ile bu misali suretin bir münasebeti yoktur. Zira bu çeşitli tevhidin husuli vakti hayret vaktidir. Orada hiçbir şeyle hükmedilmez. Misali sayılan tevhid erbabı şuhuda varmakla beraber vücudu tevhide sahip olan ilim erbabındandır. Vahitten başkasını nef ederler. ise hükümlerden bir hükümdür. İşte bu hüküm dahi ilim çeşidindendir. İlimse hayretle bir arada olamaz. İşte üste anlatılan manadan da sabit olduğu üzere anlatılan kimsenin aynel yakin makamından bir hazı yoktur. Evet, şayet tevhid-i şuhudi sahibine hayret makamından terakki vaki olur da hayret makamından hakkal yakin makamı sayılan marifet makamına ulaşırsa o zaman burada ilimle hayret birleşir. Hayret makamından evvel hayret makamıyla beraber ilim hasıl olursa bu ilmel yakindir. Bu cevap aşağıda verilecek misalle daha iyi açıklanır. Şöyle ki bir şahıs rüyada kendini sultan olarak görür. Saltanat ile alakalı münasebetleri vardır. Bu saltanat için gerekli olan kendi nefsinde bulur. Malum olduğu üzere bu şahıs anlatılan rüyayı görmek suretiyle hemen sultan olmamıştır. Kendisini misale dayalı saltanat suretinde görmüştür. Bu misale dayalı suretle hakikatteki saltanatın asla münasebeti yoktur. Şu var ki bu şuhut, misale dayalı bir suret olsa dahi, o şahısta bu suretin hakikatiyle tahakkuk etme istidadının varlığını ilan eder. Şayet o kimse son derece gayret sarf etse, yüce hakkında inayeti ona yetişmiş olsa, saltanat makamına kavuşur. Hal böyleyken, kuvve ile fiil arasında çok fark vardır. Nice demir vardır ki, onun aynı olması itidadı vardır. Meleklerin eline geçmez ki bir fiil aynı olsun. Onların cemalini görmek ona sahip olmamıştır. Nereye düştüm? Demek istiyorum ki bu incelik taşıyan bilgileri yazmaktaki sebep şudur. Bu zamanın adamlarından pek çoğu tevhidi vücudi yapmıştır. Şöyle ki onlardan bazısı taklit yoldudur. Onlardan bazısı mücerret ilimlerdir. Onlardan bazısı icmal yollu olsa dahi zevk karışımıyladır. Onlardan bazısı ihat ve zındıklığa dalmıştır. Bunlar bu halleriyle her şeyi haktan görürler hatta her şeyi hak görürler. Bunlar bu hileyle boyunlarını İslam bağından sıyırıp çıkarmıştır. Keza şer'i tekliflerden de şer'i hükümlerde çeşitli müdahene yolu incat ederler. Bu riayet edilmeyen muamelelerle ferahlık duyarlar. Şer'i emirlerin yerine getirilmesi için bir itiraftan bulunsalar dahi bunu tebaiyet yoluyla kabul ve itiraf ederler. Ama asıl gayenin şeriat-ı aliyenin ötesinde olduğu babında hayal ederler. Haşa böyle bir şey olamaz.'' Sonra yine haşa böyle bir şey olmaz. Böylesine kötü itikattan Allah'a sığınırız. Zira şeriat ve tarikatten her biri diğerinin aynıdır. Aralarında kıl kadar bir ayrılık yoktur. Ancak aralarındaki fark icmal ve tavsille, keşif ve istidlaldir. Şeriata muhalif düşen her şey merduttur. Şeriatın reddettiği her şey zındıklıktır şeriatta istikamet de hakikati aramak, hak erlerinden kemal erbabının halidir. Allahu Teala bize ve size istikamet ve seyyidül beşere tabi olmaktan sebat ihsan eylesin. Ona ve onun aline salat, selam ve tahiyyat olsun. Hem zahiren hem batinen. Şeyhimiz ve önderimiz Hazretleri Allah sırrının kutsiyetini artırsın bir zamanlar tevhid-i vücudi meşebindeydi. Bunu risalelerinde ve mektuplarında beyan etmiştir. Sonra Allahu Teala kendisine bu makamdan terakki nasip eyledi. Tarih-i Azam canibine çevirdi, anlatılan marifetin darlığından kurtardı. Şeyh Abdülhak Meyya'nın anlattığına göre ki bu zat, Hazretten ihlas yolunu talim edenlerden biriydi. Hazreti vefatından bir hafta evvel şöyle demiş. Yakin derecesinden ileri bir yakinle bana malum oldu ki tevhid-i vücudi dar bir sokaktır. Ama tarik-i azam ondan çok başka. Devamla şöyle demiş. Bunun böyle olduğunu daha önce de biliyordum. Lakin şu anda bana bu manada yakin asıl oldu. Bu fakir dahil bir müddet tevhid meşrebinde kaldı. Şeyhimin hizmetinde ve huzurunda bulunduğum sıralarda bu tevhid meşrebi yolunun teyidi ve takviyesi zımnında keşfe dayalı mukaddimeler geldi. Sonra Yüce Sultan Allah'ın inayetiyle bu makamın geçtim. Allahu Teala benim için dilediği makamla beni müşerref eyledi. Bu kadarla yetinelim. Bundan daha fazlasını yazmak yorgunluğa sebep olur ki bıtkınlık verebilir ve selam.